Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün birçoğumuzun severek yemiş olduğu içli köfte yapacağız. Kızartarak değil de bu sefer haşlayarak yapıp servis edeceğiz. Yöre yöre yapılış şekli tabii ki değişmekte. Biz bugün Sivas yöresinde hazırlandığı gibi hazırlayacağız. Evet, yapım biraz zahmetli. Tabii ki bu yapamayacağınız anlamına gelmiyor. Ama gözünüz kesinlikle korkmasın. Hamurunu olduğu gibi tüm püf noktalarıyla size anlatacağım. Videoyu izledikten sonra da inanıyorum ki rahatlıkla yapabileceksiniz. İlk olarak iç harcını hazırlayacağız. Buyurun hep beraber yapımına geçelim. Genişçe bir tavanın içine yarım çay bardağı sıvı yağ ve 2 dolu yemek kaşığı tereyağını katalım. Bakın, yağ eridi ve fokurdamaya başladı. Bu aşamada çok küçük doğramış olduğumuz soğanları katalım. 3 adet orta boy soğan bizim için yeterli olacak. Daha önce yapmış olduğum içli köfte videomda şöyle bir soru gelmişti. Soğanı hiç yemiyorum, katmasak olur mu? Kesinlikle olmaz arkadaşlar. Soğan lezzetini veriyor. Onsuz olmaz ama şunu size diyebilirim. Oldukça küçük doğrayın. Küçük doğradığınız zaman zaten kavruldukça eriyor ve kaybolup gidiyor soğan. Soğanların rengi böyle değişene kadar soteleyeceğiz. Değiştikten sonra da üzerine 200 gram kıymayı ekliyoruz. Hemen size burada bir püf nokta vereyim. Kullanacağınız kıyma muhakkak orta yağlı bir kıyma olsun. Eğer az yağlı bir kıyma kullanmaya kalkarsanız harcınız oldukça kuru ve tatsız olur. Bir de pişerken içine tuz atmıyoruz. Eğer tuzu bu aşamada atmaya kalkarsanız etinizin sertleşmesine neden olur. Bu yüzden kıymamız sotelendikten sonra son aşamada tuz ve baharatları ekleyelim. Kıymamız suyunu çekip renk almaya başladı. Şimdi üzerine bir yemek kaşığı biber salçasını ekliyoruz. Tabii ki salça miktarını damak tadınıza göre artırabilir veya azaltabilirsiniz. Küçük ama önemli bir ayrıntıya değinmek istiyorum. Harcınızı yüksek ateşte değil de orta ateşte hazırlayın. Ne kadar ağır pişerse o kadar lezzetli olur. Salça ile beraber 2-3 dakika kavrulduktan sonra üzerine 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı karabiber ve 1 tatlı kaşığı kimyon ekliyoruz. Eğer varsa kuru reyhan da ekleyebilirsiniz. Tabii tuzu unutmuyoruz. Benim salçamın tuzu yeterli olduğu için tuz eklemedim tekrardan. Evet, harcımız hazır. Kapağını kapatıp soğuması için bir kenara alalım. Şimdi hamurunu hazırlayalım. Tepsimize 2 su bardağı ince bulguru alalım. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuzu aldıktan sonra 1 su bardağı sıcak suyu ekleyelim ve kaşık ile karıştıralım. Bakın, kuru olan yerleri var. Bu yüzden üzerine yaklaşık yarım su bardağı kadar daha sıcak su ekleyip karıştırıyorum. Toplamda 1,5 su bardağı kadar kaynamış su ekledim. Kapağını da kapatalım ve 10 dakika kadar dinlenmeye bırakıyoruz. Evet, bakın 10 dakikanın ardından bulgurumuz şişti. Neden ıslattık? Bulgurun şişmesi ve daha çabuk kıvam alması için ıslatma işlemini yaptık. Üzerine bir tane yumurta aldıktan sonra yoğurmaya başlayın. Yalnız yoğurma işlemine başlamadan önce bir kasenin içine soğuk su koyup yanınıza alın. Neden bize soğuk su gerekli? Hemen söyleyeyim. Elimizde bulgur da ister istemez yoğurma esnasında kurumaya başlıyor. Bu yüzden elimizin kurumasına izin vermeden belli aralıklarla elimizi ıslatıp hamurumuzu yoğuracağız. Hamurunuzu yaparken eğer varsa köfte tepsiniz, emin olun çok işinize yarıyor, daha rahat yoğurmanıza neden oluyor. Ama yoksa da çelik tepsi kullanmanızı öneririm. Dikkat ederseniz bulguru bulgura sürterek yoğurma işlemini yapıyorum. Eğer böyle bir tepsiniz yoksa
Sadece bu şekilde yapın ama eğer tepsiniz var ise de aynı zamanda tabanına da sürterek yoğurma işlemine devam edin. Yaklaşık 10 dakika kadar yoğurduk. Bu sürenin sonunda üzerine yarım su bardağı un ekliyoruz. Tabii yine elimizi arada hafifçe ıslatıyoruz ve yoğurmaya devam edelim. Üzerine irmik eklemedim. Ekleyebilirsiniz. Lezzet de verir. Aynı zamanda eğer hamurun birleşmesinden korkuyorsanız birleşmesini de sağlar ama ben size bu hamurun garantisini veriyorum. Hiçbir şekilde endişelenmeyin. Hamurunuz birleşecektir. Eğer oldu ki bir aksilik çıktı, yazın yorum kısmına hemen size dönüp yardımcı olayım. Hamuru yoğururken biraz kol gücü gerekli tabii ki ama sabredin, sonuç güzel olacak. Macun kıvamına gelene kadar yoğuracağız. Yani kendini bırakmayan bir hamur elde edeceğiz. Bakın hemen size göstereyim. Bu şekilde hamura dokunduğunuzda eğer şekli bozulmuyorsa yeteri kadar yoğrulmuş demektir. Bakın hamurumuz istemiş olduğumuz kıvama geldi. Hamuru toparlayalım. Hamurumuz hazır olduktan sonra dinlendirmiyoruz tabii ki. Hemencik yapmaya başlayacağız. İç harcımız soğudu. Şimdi üzerine bir kase iri kırılmış ceviz ekliyorum. İsterseniz eklemeyebilirsiniz. Tamamen damak tadınıza bağlı. Ama şunu da söyleyeyim, ceviz çok yakışıyor, çok lezzetli oluyor. Hamurumuzdan cevizden biraz büyük parçalar koparıp yuvarlayalım. Vermiş olduğum bu ölçüden tam 20 tane köftemiz oluyor. Malzemeleri olduğu gibi infobox'a ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Bezelerimiz de hazır. Şimdi köfteleri yapmaya başlayabiliriz. Tam orta kısmına isterseniz işaret parmağınızla ya da baş parmağınızla bir çukur açın. Açarken elinizi hafifçe ıslatabilirsiniz. Daha rahat açmanızı sağlar. Daha sonra parmaklarınızla kenarlarını düzeltin. Böylece daha da incelmiş olacak. Evet bakın inceldi. İç harcımızdan bir yemek kaşığı koyalım. Ardından kenar kısımlarını tam orta noktada birleştirelim. Birleştirmiş olduğumuz kısmı hemen alt kısma alıyoruz. Daha sonra da elimizi çevirerek yuvarlıyoruz. Böylece de şeklini almış oluyor. Tekrar göstereyim. İşaret parmağımızla tam orta kısmından bir çukur açıyoruz. Ardından da parmağımızın etrafında döndürerek inceltiyoruz. Ardından baş parmağımızı içine bırakıp diğer parmaklarla çevirerek incelteceğiz. Evet, yeterince inceldi. Şimdi içine iç harcımızdan koyuyoruz. Çukur açmış olduğumuz yerden ise kapatma işlemini yapıyoruz. Kapatmış olduğumuz kısmı elimizin altına alarak elimizle böyle çevirerek yuvarlıyoruz. İçli köftenin ince hamurlu ve tabii ki bol içlisi tercih edilir. Evet, inceltmekten kesinlikle korkmayın. Hamur çatlar veya birleştiremem diye de düşünmeyin. Tam tersi, özellikle birkaç defa size çektim. Ne kadar kolay bir şekilde birleştiğini, açıldığını göstermek için. Eğer içli köfteyi ilk defa yapacaksanız belki bu işi birinci veya ikinci veya üçüncü açışınıza yapamayabilirsiniz ama inanıyorum ki dördüncü, beşinci seferde daha iyi yapmış olacaksınız. Tüm bezeleri aynı şekilde yapıyoruz ve köftelerimiz hazır olduktan sonra
İsterseniz 1 saat kadar buzdolabında dinlendirebilirsiniz. Yalnız ben hiç dinlendirmedim. Dinlendirmediğim halde de sonuç mükemmel oldu. Derin bir tencerenin yarısına kadar su koyuyoruz ve suyu kaynamaya bırakalım. Suyumuz kaynadı. 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı limon tuzu ekleyelim. Eğer limon tuzunuz yoksa limon da sıkabilirsiniz. Kaynayan suyun içine hazırlamış olduğumuz köfteleri tek tek bırakalım. Köftelerimiz haşlanırken biz üzerine gezdireceğimiz sosu hazırlayalım. Bu yüzden sos tenceremize 2 dolu yemek kaşığı tereyağını alıyoruz. Ve bırakalım yağımız erisin, iyice kızsın. Köftelerimizi ne kadar haşlayacağız? Yaklaşık 10 dakika kadar, yani dışındaki hamur yumuşayana kadar. Şöyle söyleyeyim, daha kolay olur. Köfteler yukarı çıkmaya başlayınca alabiliriz. Haşlamış olduğumuz köfteleri kevgir yardımıyla alıp servis tabağına alıyoruz. Üzerine de eritmiş olduğumuz tereyağını gezdirelim. Gerçekten çok lezzetli oldu ve gördüğünüz gibi çatlamadı da, dinlenmediği halde. Köftemizi sıcak sıcak, yani hiç bekletmeden muhakkak yiyin. Hemen size içinde göstermek istiyorum. Bu yüzden servis tabağına alıyorum. Hemen orta kısmından kesiyorum. Bakın, bol içli ve hamuru da oldukça ince. Çok lezzetli oldu. Hepsi hemen bitti. Her gün yapamazsınız belki ama çünkü yapımı zahmetli. Özel günlerde veya arada kendinize yapabilirsiniz. Misafirlerinize hazırlayabilirsiniz. Deneyecekleri şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonu tıklayıp, eğer henüz kanalıma abone değilseniz abone olup paylaşabilirsiniz. Lütfen kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir diğer tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.